Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Rum Suresi 33-40. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرٌّ İnsanlara bir zarar dokunduğunda دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِب۪ينَ اِلَيْهِ Allah'a yönelerek Rablerine dua ederler. ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً Sonra Allahu Teala kendisinden bir rahmet onlara tattırdığında اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ Bakarsın ki onlardan bir fırka بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Allah'a ortak koşuyorlar. Rablerine bazı şeyleri ortak olarak kabul ediyorlar. Değerli izleyenlerim, burada insanın bir zaafına dikkat çekiliyor. Evet, insana zaman zaman bazı musibetler, hastalık gibi gam, keder, bu gibi haller gelir ve insan bu gamlı, kederli halinde ta böyle derinden, içinden gelerek Allah'a yalvarır. Aman ya Rabbi beni kurtar diye yalvarır. Bir hastalık durumunda bile insan bunu az çok hisseder. Allahu Teala ardından rahmetinden bir parça onlara tattırır. Rahmetiyle tecelli eder. O hali ondan kaldırır. Diyelim ki ekonomik krizden dolayı iflas etti ama gün gelir eskisinden daha zengin bir hale gelir. Veya diyelim hasta oldu, gün gelir ayağa kalkar, eskisinden daha sağlam bir şekilde yoluna devam eder. Bu gibi rahmet tecellilerini daima görmekteyiz. Ama insanların büyük bir kısmı bolluk anında, artık zahmetten kurtulduktan sonra Allah'ı unutur. İşte bir deprem olduğunda mesela camiler daha tıklım tıklım dolar. Meyhaneler, bu gibi yerler pek müşteri bulamaz. Ama aradan bir miktar zaman geçtikten sonra durum bir nevi normale döndüğünde insanların büyük bir kısmı artık oralara gelmez olur ve Allah'ı hatırlamaz bir hale gelirler. Ve bakarsınız ki diyor, kendisine rahmet tattırdığımız kimselerin çoğu Rablerine şirk koşarlar. Rablerine şirk koşmak ne manayı ifade eder? Bir yönü şu olabilir. Yani diyelim hastalıktan kurtuldu. Bunu ilaçlara verir. Yani Allah beni iyileştirdi demez de ilaçlar beni iyileştirdi der. Veya bazıları doktora verir. Der ki doktor beni iyileştirdi. Falanca doktor var ya, o olmasaydı bugün ben ölmüştüm, bitmiştim. Veya diyelim ekonomik krizden kurtuldu. Falanca kişinin belki nasihatleriyle kurtulmuş olabilir. Bu defa onu Allah'a şerik yapar. Falanca kimsenin nasihatleri olmasaydı ben bugün bitmiştim, perişan bir haldeydim der. Bu şekilde ya tabiat, tesadüf veya bir takım sebepleri kendine şerik ittihaz eder ve bunları Allah'ın tasarrufuna bir perde olarak görmek yerine doğrudan onu örten bir şekilde kullanmış olur. Böylece insanların pek çoğu bu gibi nimetlere mazhar olduğunda genelde şirke düşerler. Yani Allah'a şirk koşmak için illa karşımıza bir put almak gerekmiyor. Put olmadan da insanlar bir takım sebepleri, tabiatı veya tesadüf gibi bazı durumları Allah'a ortak koşabiliyorlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Bunu niçin yapıyorlar? Onlara verdiğimiz şeyi örtmek için. Bununla küfran-ı nimette bulunmak için böyle yapıyorlar. Yani Allah'a şerik koşmuş oldukları şey Allah'ın tasarrufunu onlara perdeliyor. İşte Allah beni iyileştirdi diyemiyor. Allah beni kurtardı diyemiyor. Allah beni başarılı kıldı diyemiyor. Bunu bazı sebeplere veriyor. Böylece Allah'ın tasarrufunu inkar etmiş, örtmüş oluyor. Fetemettau, haydi faydalanın bakalım. Yani Allahu Teala bunlara izin verir. Dünya gelip geçici bir hayattır. Bundan dolayı hemen böyle ben bunları şirk koşuyorum diyen bir kimsenin başına bir felaket gelmeyebilir. Allah'ı tanımayanlar taş edilmeyebilir. Gökten başlarına taş yağmayabilir. Normalde de böyledir zaten. Allahu Teala haydi keyiflenin bakalım diyor. Şu dünya hayatında bir miktar keyfinize bakın.
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ama sonra bileceksiniz. Yani bunun ötesi var. Hesap mahalli var. O hesap mahallinde bütün bunların hesabını vereceksiniz ve yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Allah'a şerik koşmuşsanız bunun da hesabını vereceksiniz. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا, yoksa biz onlara bir sultan, yani bir delil mi indirdik? فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ, o indirdiğimiz delil bu Allah'a ortak koştukları şeyi mi söylüyor? Yani gökten bir vahiy indi de şunlar Allah'a ortak koşun diye onlara yol mu gösterdim? Yani böyle bir şey yok. Ellerinde hiçbir delil yok. Hiçbir delile bağlı olmadan, hiçbir delile dayanmadan bu gibi şeyleri onlar söylüyorlar ve Allah'a şerikler ittihaz ediyorlar. وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِهُ بِهَا, biz insanlara rahmetimizden tattırdığımızda insanlar bununla ferahlanırlar. Yani bir insan sağlıklıdır, maddi imkanları yerindedir, keyfine diyecek yoktur ve bu hal devam edecek zanneder ve hasta olmayacak, işleri daima iyi gidecek gibi böyle tahayyül eder. Keyfine diyecek yok. Bu şekilde devam eder. Bir miktar böyle devam eder. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ, ama kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden eğer kötü bir hal kendilerine dokunacak olsa, isabet edecek olsa, اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ, bakarsın ki onlar Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler. Yani Allah'ın tasarrufunda daima insana nimet vermek yoktur. Yani şu manada daima bolluk, genişlik söz konusu değildir. Allah-u Teala zaman zaman insanlara bir takım belalar, musibetler de gönderir. Ve arif olan insanlar, hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken, ya hilatu ya da kefen, narın da hoş, nurun da hoş derler. Küllüm min indillah deyip, hepsi Allah'tandır deyip, küllüm minel habibi habibun, habibin diyarından gelen her şey güzeldir ifadesiyle yollarına devam ederler. Ve bu şekilde kahru lütfu şey-i vahid bilirler. Allah'ın hem lütfunu hem de kahrını ondan ve onun bir nimeti şeklinde telakki ederler. Ve bu şekilde dünya hayatında gerçekten yakin mertebelerinde yol alırlar. Ve başkalarının üzüldüğü yerde onlar üzülmez. Başkalarının korktuğu yerde onlar korkmaz. Ama normalde pek çok insan kendine bir nimet geldiğinde şımarır, musibet geldiğinde de feryadı basar, hatta Allah'ın rahmetinden ümidini keser. İşte diyelim bir deprem olduğunda artık o beldedeki insanlar bir daha orada hayat olmayacak, orada artık yaşanmayacak zannedebilirler. Ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra hayat normale dönebilir. Şehir eskisinden daha güzel bir hale gelebilir. Dünkü hasta olan bir insan bugün çok sağlıklı olabilir. Ben birisinden dinlemiştim. İşte 75 yaşında bir zat. Maşallah delikanlı gibisiniz gibi bir ifade kullandım kendisine. Latife yolu dedi ki gibisi fazla, delikanlıyım dedi. Ardından da şunu anlattı. Ben dedi 1950'li yıllarda daha böyle gençken o zaman bir rahatsızlığa yakalanmıştım. Doktor direkt bana demedi ama yakınlarıma diyor demiş ki bir haftaya ya çıkar ya çıkmaz. Elhamdülillah diyor 75 yaşımıza geldik, hayatımız devam ediyor. İşte Allah-u Teala en amansız hastalıklardan da insanlara derman veriyor. Derdi veren o olduğu gibi dermanı da yaratıyor. Ve böyle olunca bunları bilen bir insan Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Kanser gibi hastalıklarda bile kurtulma ümidi vardır. Ve kurtulma ümidi taşıyanlar daha böyle hastalık karşısında direnç sahibi olur. Allah'ın izniyle de kurtulabilirler. Bunun yanında daha diğer sıkıntılı durumlar, ekonomik kriz gibi, iflas etmiş diyelim durumda, böyle bir vaziyette artık işlerinin hiç iyi gitmeyeceğini, tümüyle artık kötü gideceğini zannedebilir.
Halbuki geceler hep karanlık olarak kalmaz. Gecenin peşinde gündüz gelir. Onun gibi Allah-u Teala bolluktan sonra darlık, darlıktan sonra genişlik gibi bu tarz tasarrufatı var. Yakbidu ve yepsut. Bazen kabzediyor, daraltıyor ve bazen de genişletiyor. Böyle olunca bir insan o kara günlerde yine Allah demeli. Genişlik günlerinde yine Allah demeli ve Allah'a yönelmeli. Evelem yarav, onlar görmediler mi? Ennallâhe yebsutur rızga limen yeşâ'u ve yakdir. Allah'ın rızkı dilediğine genişlettiğini, dilediğine daralttığını görmediler mi? Yani bu doğrudan doğruya kader canibinden bir tercih tabiri caizse. Allah-u Teala bazen genişletiyor, bazen de daraltıyor. Bir kısım insanlar hayatının belli bir döneminde çok zor şartlar altında yaşamış olabilir ama günümüzde maddi yönden en zenginlerden birisi haline gelenler var. İşte bunu gören kimseler olarak diğerlerinin de herhalde ümit içinde olmaları gerekiyor. Ve şu anda durumu kötü bile olsa ileride iyi günlerin kendisini beklediğini ümit etmeli ve ona göre de gayret içerisinde bulunmalı. Gecenin gündüzün birbirini takip etmesi, kıştan sonra baharın, yazın gelmesi, bunlar aslında buna gayet güzel misallerdir. Allah-u Teala insanın iç dünyasında bazen sıkıntı, bazen ferahlık meydana getirdiği gibi iş dünyasında da zaman zaman sıkıntılı durumlar, zaman zaman rahatlatıcı durumları yine gösteriyor. Ve şu büyük alemde de gece gündüzü ard arda takip ettirerek, işte kıştan sonra baharı getirerek yine harici dünyada da farklılıkları bize gösteriyor. Demek ki alemleri yaratan zat renkliliği murad etmiş. Allah'ın icraatında ve sanatında monotonluk yok, rutinlik yok. Daima hareketlilik var ve daima bir renklilik söz konusu. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ayetler vardır. Yani bir insan adeta ölmüş vaziyetteyken dirilmesi veya iflas etmiş vaziyetteyken zirvelere tekrar çıkması, bütün bunlar Allah'ın tasarrufatındandır ve inanan bir kimse için bunda gerçekten ayetler var. Yani ayetler herkese ama inananlar bu ayetlerden istifade ediyor. فَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. Öyleyse sen akrabalara hakkını ver. Vel miskin ve fakir olana, vebne sebil ve yolcuya. Yani bu da İslam'ın sosyal münasebetler yönü. Her insanın kendine göre bir çevresi var ve her birimiz toplumun bir parçasıyız. Ve sorumluluk alanı itibariyle en yakınımızda en yakın akrabalarımız, başta anne babamız gibi en yakın akrabalarımız söz konusudur. İşte amca, hala, teyze gibi akraba çevreleri oluyor. Bunların bizler üzerinde hakkı var. Demek ki ayet-i kerime yakın olanlara hakkını ver derken bunu emir olarak da bizden istiyor. Peki bu haktan murat nedir? Diyelim ki onlar fakir durumdaysa, bizim de imkanımız iyiyse yardımcı olmak veya bilmiyorlarsa ilim noktasında yardımcı olmak veya en azından sıla-i rahim gidip gelmek, akrabalık bağlarını canlı tutmak, samimi tutmak, bunlar birer görevdir ve bu görevin hakkının verilmesini Cenab-ı Hak istiyor. Öte yandan miskinin de hakkı var. Yani muhtaç durumdadır. Muhtaç durumda olan bir kimse velev istememiş de olsa ona yardımcı olmak diğer insanların bir görevidir. Onun elinden tutmak ve onun o mahrum vaziyetten kurtulmasına gayret içinde olmak diğer insanlara düşen bir görevdir. Bir de yolcunun hakkı, yani yolcu haddi zatında zengin de olabilir ama yolculukta kendisinin ihtiyacı olabilir. En azından
ona bir çay, bir kahve bile ikram etmek onun gönlünü almaya yetebilecektir. Bu manada yolcunun da hakkını vermek çok önemli. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın veçhini, Allah'ın rızasını murad eden kimseler için çok daha hayırlıdır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte felah bulan, kurtulanlar da bunlardır. Yani böyle yapanlar dünyada ve ahirette mutlu olacaklardır. Korktuklarından emin olacaklar ve umduklarına da kavuşacaklardır. وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَمَّالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا اِنْدَ اللّٰهِ İnsanların malları içine koyup da orada artsın diye faize verdiğiniz şey Allah katında artmaz. وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Ama Allah'ın rızasını murad ederek zekat olarak vermiş olduğunuz فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte böyle yapanlar mallarını kat kat artırmış olurlar. Değerli izleyenlerim, burada faiz ve zekat, buna dikkat çekildi. Ve bir insan malına cimrilik yapıp da daha fazla kazanayım niyetiyle işte faize verse görünüşte kazanır. %10'la vermişse diyelim %10 artar. Bu manada zaten faiz eskiden beri olmuş ve insanlardan uygulayanlar çıkmış. Ama İslam bunu çok net bir şekilde yasaklıyor. اَحَلَّ bey ve وَهَرَّمَ riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Bu açıdan faizden elde edilen gelir haram bir gelirdir, haksız bir kazançtır. Bunun bir de tersi bir durum var. Mesela zekat vermek. Zekat verdiğimiz zaman malımızdan bir kısmı bizden eksiliyor. Ama Allah-u Teala şunu anlatıyor bize. Siz zekat verdiğinizde kat kat artırmış olursunuz. Yani görünüşte bir eksilmek var ama artırırsınız. Faizde ise görünüşte bir fazlalık var. Gerçekte ise o zaman eksiltmiş olursunuz. Yani Allah katında o bir kıymet kazanmaz. Bereketi gider, hayrı gider. Ve o şekilde o faizden gelen kazanç size bir hayır, bir bereket getirmez. Allahu'l-lezî halagakum, o Allah ki sizi yarattı. Sümme razagakum, sonra size rızık verdi. Sümme yumitukum, sonra sizi öldürür. Sümme yuhyikum, ve sonra da size hayat verir. Yani Allah bunları yapan zattır. Sizi yaratan, rızıklandıran, öldüren ve diriltendir. Hel min şurekâikum men yef'al min zâlikum min şey. Allah'a şerik edindiğiniz şeylerden bunları yapan var mı? Yani yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten var mı şerik olarak ittihaz ettiğiniz şeylerden? Yani yok. İnsanlar putları şerik yapmışlardır. Bazı şahısları Allah'a ortak yapmışlardır. Bir takım belki metafizik güçleri Allah'a ortak yapmışlardır. Ama bunların hepsi yaratılmış şeylerdir veya vehmi şeylerdir. Bunların hiçbirinin ne yaratması, ne rızıklandırması, ne öldürmesi, ne de diriltmesi söz konusu değildir. Sübhane ve Teala amma yüşrikun. Yani Allah yücedir ve onların ortak koşmuş olduğu şeylerden Allah münezzehtir, mukaddestir. Bütün insanlar Allah'ı kabul etmese veya Allah'ı kabulle beraber ona ortaklar nispet etseler Allah'ın şanına bir zarar gelmez. Bütün insanlar başını secdeden kaldırmasa Allah'ın şanına bir ilavede bulunmuş olamazlar. Allah-u Teala zatında ganidir, müstanidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama insanlar Allah'ı gerçekte olduğu gibi bir olarak bildiklerinde tevhide elde ederler ve imtihanlarını başarılı bir şekilde vermiş olurlar. Cenab-ı Hak bizleri daima tevhid ehli olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.